Eskiden bir Türk kağanının cenazesine gidenler yanlarında toprak getirirlerdi. Cenaze gömüldükten sonra herkes yanında getirdiği toprağı mezarın üstüne dökerdi. Eğer bu kağan seviliyorsa daha çok insan gelir, daha çok toprak dökülürdü ve o kağanın mezarı tümülüsü daha büyük olurdu. Eğer kağan sevilmiyorsa mezarı küçük olurdu. İşte toprağa bol olsun sözü buradan gelir. Türk Dil Kurumu Müslüman olmayanlar için ruhu sükun içinde olsun diye açıklar bu deyimi. Çünkü Türkler İslamiyet'ten sonra bu sözü sadece gayrimüslimler için kullanmıştır. Bir deyimin daha ne anlama geldiğini birlikte öğrenmiş olduk. Peki sen vefat eden birinin arkasından bu sözü kullanır mısın? Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.